Aynur kanalıma, Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle tekrar karşınızdayım. Bugün size süper lezzetli pizza ekmekçiklerinin tarifini vermek istiyorum. Ben bunu özellikle hafta sonu sürekli yapıyorum. İçerisine de sucuk, salam, evde ne varsa kafama göre domates püresini içerisine atıp yapıyorum. İnanın çok güzel oluyor. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamur için gerekli malzemelerimiz 500 gram un, 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tane yaş maya ve 300 ml ılık su. Kaşar peyniri hariç diğer malzemelerle önce mayalı hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamur güzelcene yoğrulduktan sonra rendelenmiş kaşar peynirimizi hamura ilave edip tekrar yoğuruyoruz. Ve hamuru sıcak bir ortamda yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzdan hemen hemen limon büyüklüğünde bezeler hazırlıyoruz. Şimdi bezelerimizi oval şekillendirdikten sonra aralıklarla tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Yalnız dikkat edin, çok dip dibe olmasınlar, mayalanınca birbirine yapışmasınlar. Bezelerimizin üzerine bir fırça ile ılık su sürdükten sonra tepsinin üzerinde tekrar 15 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Üstüne malzemesi için öncelikle domates püresine ihtiyacımız var. Ben hemen hemen 200 gram kullandım. Tuz, karabiber ve kekik kullanıyoruz. 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri ve bunun dışında da artık sizin damak tadınıza uygun ne varsa küçük küçük doğrayıp domates püresinin içerisine atabilirsiniz. Ben burada gördüğünüz gibi dolmalık biber, sucuk, salam, tavuk salamı olabilir. Bu Macar salamı olabilir. Dediğim gibi bu sizin damak tadınıza kalmış. Bunların hepsini küçük küçük doğradıktan sonra domates püresinin içerisine atıp baharatları da ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz malzemeyi bezelerimizin üzerine güzelcene dağıttıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında 30 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, pizza ekmeklerimiz servise hazır. Yalnız bir dahakinde bu kadar çok malzemeyle iki tepsi yapacağım. O kadar aralıklı yerleştirdiğim halde yine de birbirlerine yapıştılar. Siz daha dikkatli olun. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmuyorsunuz da sanırım. Henüz kanalıma abone değilseniz şimdi buradan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kesinlikle kapatmayın. Sizin sorularınızı cevapladığım bir video hazırladım ve şimdi kısa kısa kareler geliyor. Fulya Sel, ablam o kadar güzel yazmış ki ablamı peşine birkaç tane M harfi uzatıp yani sevgisini göster. Sıvasın Sultan. Yürü be, kim tutar seni? 300 abonen olursa ben senden bir şalvar istiyorum. Canım benim, senin istediğin şalvar olsun. Yani 300 bin tane aboneyi beklersek daha ne şalvarlar. Tabii sorusu gibi bitmemiş. Gel gelelim asıl soruya. Sende neden hiç kırışık yok güzelim? Ya ben bir kamerayı biraz öne çekeyim. Beraber bazen çok seviniyorum, bazen gözlerim yaşarıyor. Bazen bu arada her zaman çok şıksın. Kolyelerin çok yakışıyor. Evet, bu videomu da hazırladıktan sonra pazar günü yayınlamak istiyorum. Beni takip etmeye devam edin. Ve geçiyoruz önümüzdeki tariflere. Size ilerleyen günlerde mutlaka kuru patlıcan dolması ve kabak çekirdekli çok değişik kahvaltılık ekmek tarifi de vermek istiyorum. Mutlaka bu tarifleri görmüş olmanız lazım. Kanalıma da buradan abone olabilirsiniz.